Resimde takımımız büyük burun radyusu da çok gözle görülür bir şekilde kuvvetli, büyük talaş kaldırmaya müsait bir takım olarak karşımızda bir takım var. Bu takımı büyüterek çizmişiz. Bir numaralı bölge oyulma ölçüsü dediğimiz bir aşınmanın başladığı yerdi. Perspektif resim var hemen yanında görüyorsunuz. Bir numaralı bölgede takımın kesme ağzında nerede ortaya çıktığını gösteriyor. Bu nerede lafına biraz açıklık getirelim, altındaki şekil diyor ki S ilerleme değerinin 1,5 misli kadar bir mesafede bunun nüve, merkez, odak veya başlangıç noktası ortaya çıkabilir diyor. Bu bir araştırma. Araştırma sonucu. Bu 1, 1,5, 2,5 bizi çok ilgilendirmiyor. Asıl vurgu yapmak istediğim şey o değil. Tekrar yukarıdaki resme gelelim. Demek ki bir numaralı bölgedeki oyulma ölçüsü, burada bir aşınma başlar, var. Hangisi önce başlar? 2 mi başlar? 3, 1 mi başlar? Onu birazdan söyleyeceğim. Ama şurada bir numaralı, madem ki ona bir numara koymuşuz, belki yanlışlıkla koyduk. Ama bir numaralı bir oyulmadan başladık. Size bir soru. Hepimiz birlikte buna düşünelim. Fikrimizi çalıştıralım. Bir fikir üretelim, imali fikreyleyelim veya düşünce üretelim. Nedir? Bir numaralı bölgedeki aşınma, kalemin üzerinde bir çürük nokta, bir kırık nokta, bir oyuk nokta meydana getirecek mi? İddiamız bu. Geldi. Bu kalemin üstündeki bu iz, iş parçasının üstüne intikal eder mi? Resme bakın söyleyeyim bana, yukarıdaki resme bakın söyleyeyim. İş parçasının üzerinde kalır mı bu? İş parçasında bozar mı bu kalemin orasının oyuk kırık olması? Hayır. Talaşla beraber akar gider. Bununla ilgili sözlere, bu cümlelere zaten rastlayacaksınız. Demek ki bir numaralı oyulma ölçüsü kalemi zayıflatır, sevmeyiz ama iş parçasına hemen zarar vermez. Ama 2 numaralı taban aşınması dediğimiz bir aşınma başlar kalemin ucunda, burun radyusu civarında ve o nedir arkadaşlar? Taban aşınması iş parçasının üzerinde de iz bırakır. Kalem zayıflar, iş parçasının üzerinde de iz bırakır. Ve neticede taban aşınması ve oyulma ölçüsü dediğimiz 2 tane aşınma bir araya gelir ve takım ömrüne şöyle tesir eder. Şu büyük perspektif resimdeki gibi. Büyük B ile gösterdiğimiz taban aşınması ve büyük K ile gösterdiğimizde oyulma ölçüsü olur. Bu ikisi öylesine birleşirler ki bir yerde parçanın ucunun küt diye gitmediğini ama yavaş yavaş aşınıp burada gösterilen bölgeye kadar takım ucunun gerilediğini görüyoruz bu resimde. İkisi birleşir ve kalem iyice zayıflar ve artık kullanılamaz hale gelir. Burada hem iş parçası üzerinde bir tesir var, hem kalem efendim daha fazla devam edersek kesmez, daha da zorlarsak kesmeyen bir çelik parçayla bir iş parçasını birbirine sürtmeye devam edersek kalemi hiç olmadık bir yerinden de kırarız. Değerli efendim uçlarda, değerli malzemelerde hiç beklenmeyen bir yerden kırılmasını da niçin bekleyelim ki, oraya kadar işi sürdürelim ki? Hemen körelince takım geriye çekeriz, durdururuz vesaire, onu bilemeye göndeririz. Bileme tezgahları vardır açısına uygun olarak, bilelim. Aşınma gerçekleşir gerçekleşmez, körelme gerçekleşir gerçekleşmez, onu daha fazla ya bununla biraz daha keser miyim acaba filan diye orada tutmanın manası yok. İş parçasının üstünde çok kötü bir yüzey meydana getirir. Demek ki burada taban aşınması ve oyulma sonucu harabiyet diye bir kelime var. Harabiyet kelimesini kaldırın atın, kullanamazsınız. Çünkü bade harabül basra diye bir sözü bile duymadınız. Duymadınız değil mi? Bade harabül basra demek, Basra şehri Arap olduktan sonra gelmiş, fikir söylüyorsun, laf söylüyorsun, çözüm ve hal şekli getiriyorsun. Hadi canım sen de demektir. Bade harabül basra.
Basra şehri harap olduktan sonra demek. Şimdi böyle tabirler yok. Muhrib kelimesi var orduda. Kruvazör, muhrib, destroyeri biliyor Türk çocukları. Muhrib'i bilmiyorlar. Sadece donanma subayları muhrib'i biliyor. Muhrib ne demek? O da tahrip edici. Destroy, to destroy diye bir kelimesi var İngilizlerin. Onun gibi tahrip edici demektir. Gemiye koymuşlar muhrib. Muhrib yok. Harap yok. Efendim vesaire yok bunlar. Harabiyet nereden aklınızda kalsın ki? Ama anlaşılan şey şu. Şehri harap ettik. Karşı düşman gemilerini harap ettik. Ne demektir harap etmek? Hasara uğratıp tamamen iş görmez hale getirmek demektir. Efendim harap olmuş evler, viraneler ve oturulamaz hale gelmiş yerler. Hep bunlar söylenir. Ama harabiyet biraz daha doğrusu ya oldukça eskimiş bir kelime. Siz ne olduğunu artık anladınız. Tavan aşınması ve oyulma sonucu takımın devreden çıkması diye düşünün. Resim bu. Şimdi tavan aşınmasının tabii ki zamana bağlı olarak değişen bir büyümesi söz konusudur. Mesela bakınız arkadaşlar, bana sorarsanız daha düşük kesme hızlarında, mesela V1 kesme hızı eğrisinde oldukça küçük bir taban aşınması, daha büyük bir zaman, aynı taban aşınması için daha büyük bir zaman o takımla çalışma şansı veriyor. Gördünüz mü arkadaşlar? T1 değerinden bir dik çıkmışız. V1 kesme hızı eğrisini kesmiş. Oradan B taban aşınması ordinat eksenine bir dik inmişiz. Aynı taban aşınması için, bu taban aşınması için V2 kesme hızı eğrisinde çalışırsak daha küçük bir T2, adının T2 olduğuna bakmayın. Daha küçük bir T2, T1'e nazaran bir T2 ortaya çıkıyorsa biliniz ki V2 kesme hızı V1'den büyük. Bakın burada buradaki formüllerin V2 büyüktür V1, V1'den V2'ye doğru bir ok işareti, B büyüktür BT, bütün bunlar anlaşılabilir hale geliyor bu diyagramla. Bizim mühendisler için diyagramlar ne ifade eder arkadaşlar? Yarım saat üstünde konuşacağına, yarım sayfalık yazdığın zaman söz söyleyeceğine küçücük bir böyle bir XY eksen takımında bir şeyi çiziver. Biz de bunları çocuklar bakalım anlamış mı benim anlattıklarımı diye sorarız sınav sorusu olarak. Bunlar hep potansiyel sınav soruları bölgesinde geziniyoruz geçen hafta ve bu hafta. Bunları sınav sorusu olarak da sorarız. Arkadaşlar götürür B'yi apsise yazar. Buna Türkçe'de denir ki tut kelin perçeminden denir. Yani kelin saçı yok ki perçem olsun. Zülfü olsun. Tut kelin perçeminden denir. Biz böyle Mustafa ile çok kağıtlara rastlarız. Çocuk da o ben buradaki afilli güzel şu diyagram eğri elleri de güzel çizmiştim der. Çizdiğime göre yapmıştım. Hocam kağıdıma bir bakabilir miyiz der. Apsisi, ordinatı hiç düşene taşına koymaz buradaki küçük T ve büyük T değerlerini ve ben bu diyagramı çizmişim der. Bakın bu diyagram anlaşılır hale geldi. Şimdi bir diyagram daha çizeceğiz. Bu da oyunlu ölçüsü. Bu da öbürü gibi bir eğridir. Bu da zamana bağlı olarak K oyulma ölçüsünün büyüdüğünü gösteren bir eğridir. Bu da oradaki büyük düz bir ok işareti var. O da V2 kesme hızı eğrisinin burada doğru gibi lineer bir görünüşü var. Demek ki lineer görünüşü var demek Türkçesi doğrusal bir görünüşü var demek. Değil mi? Lineer kelimesini kullanıyoruz. Lineer denklemler, doğrusal denklemler olarak. Line çünkü çizgi demek. Efendim line'dan türemiş bir kelime lineer. Şimdi böyle bir doğru dümdüz bir ok işareti var orada. V2'ye doğru çizilmiş. V2'nin gerçekten daha büyük bir kesme hızı ama daha küçük çalışma ömrü vaat eden bir eğri olduğunu buradan görüyoruz. Şimdi bunların ikisini birleştirmişiz, sentez yapmışız. Demişiz ki arkadaşlar biz büyük T takım ömrü ve küçük V kesme hızı eksen takımında K'yı ve B'yi çizelim.
Hatta B'ye taban aşınması eğrisinin iki tane değeri için biz bunu çizebiliriz. Taban aşınmasının küçük olduğu değer, taban aşınmasının büyük olduğu değer. Taban aşınmasının 0.5 olduğu değerlerde dikkat ederseniz efendim V1 ve V2 ve T1 ve T2'yi takip ederseniz bize daha büyük takım ömrü veya aynı takım ömrü için daha büyük kesme hızı vaat ettiğini bu diyagramlarda görüyoruz. Bunu hele hele senelerden beri hani lafın gelişi 50 bin defa sormuşumdur, ömür yetmez 50 bin defa sormaya da o kadar çok sormuşumdur ki ve her defasında kağıtlarımızın, cevap kağıtlarımızın yarısı arkadaşlar küçük S ordinat değeriyle küçük V kesme hızı değerini yerli yerince koymaz arkadaşlarım. Çünkü onlar sizin gibi şu anda sınıfta dinleyip sonra CD'den dinleyip sonra sınav gecesi de ayrıca bir parça çalışan, bir parçası kafidir. Öyle arkadaşlar olsalar bu unutulacak şey değildir. Ama onlar CD'si var filan, o şeyi ben dinlemiş gibi olurum filan gibi derse gelmez. Halbuki biz bu CD'leri, bu video kayıtlarını bunun için yapmıyoruz. İnsanın şu ders dinleyişi esasında küçücük bir söz kaçırır. Hatta o kadar içtenlikle, samimiyetle takip etmektedir ki sonra ben bunu telafi edemem der, yazık garibim, hemen yanındakine de sorar. Neden garibim diyorum, ben de oradan hemen orada onu yakalarım, ne konuşuyorsun derim. Halbuki o onu soruyor. Derse soran, başka ders, başka şeyler fısıldaşmak için konuşmayan, şu ne dedi son kelime diye sorar. Ben de onun konsantrasyonu bozuluyor, benimki bozuluyor, çevresindeki çocuklarınki bozuluyor diye ne konuşuyorsun derim. Böyle hadiseleri minimuma indirmek için de şimdi ne var elimizde? Bir video kayıt tekniğiyle bunu size vereceğiz. Onun için siz kaçsa bile ne gam buraya gelen öğrenciler için. O söz kaçmış olsa bile ne gam, hocayı tekrar ben dinlerim dersiniz. Şimdi bu arkadaşlar küçük şeyi arkadaşlar ilerleme değeri diyoruz, milimetre, devir başına milimetre. Küçük V'ye de dakika başına metre olmak üzere kesme hızı. Bu boyutları da koymalısınız. Bu boyutlar da sınav sorusunda girmeli. Değerleriyle, birimleriyle, isimleriyle. Bakın küçük S var, milimetre bölü devir var, ilerleme var. Bu lafların hepsi var. Öbüründe de kesme hızı var, metre bölü dakika var, V var. Bunlar bir kere hakkıyla yerinde kondu. Konduktan sonra arkadaşlar aman bir saniyelik gülmeye dahi tahammülü yok şu anda söyleyeceğim şeyin. Büyük bir elips var. O büyük bir elipsi ben her sene verdiğim ders notlarında şöyle kurşun kalemin tozuyla karartırdım. Taramazdım da karartırdım. Sonra işte o fotokopiden fotokopiye derken açılır o renk, unutulur gider. Şimdi siz de notlarınızda hafif kurşun kalemle şöyle bir kurşun kalemini yan tutarak biraz boyayın orayı. Veya kırmızı boya kalemiyle boyayın. Fark etmez. Aşağıda da yatık bir yumurta gibi bir elips var. Arkadaşlar diyoruz ki küçük K eşittir büyük K bölü B diye bir oran tarif edelim. Uyumu ölçüsünün taban aşınmasına oranı diyelim bunu. Bu oranın binde bir olduğu yerden başlayarak dayan taban aşınması büyük, oyulma ölçüsü küçük. Taban aşınması oyulma ölçüsüne eşit. Bir olduğu yere kadar dört tane birbirinin benzeri bir eğriler ailesi var diyagramda. Asıl bize yol gösteren budur arkadaşlar. Şimdi biz diyoruz ki yukarıda dik duran elipsi şöyle bir dikkat edelim. Biraz da boyayın dediğim elipse dikkat edin. Öbürü de boyayacağız. Bu elipslerden dik durana dikkat edelim. Bakın orada ne var arkadaşlar? S'yi çok büyük alabiliyorsunuz var. Bunu anlıyoruz. S'nin büyük alınabildiği bir bölgedir orası. Ne anlama gelir S'nin büyük alınabildiği bir bölgede? Tabii ki doğal bir netice maalesef V'yi kesmezseniz yüksek bir değerde çalıştıramazsınız. Küçük bir değerde çalıştırmalısınız. Küçükse çarpı
Küçük A, buna ne demiştik? Q talaş kesti. Büyük talaş kesti ne demektir arkadaşlar? Kaba talaş kaldırma. Kaba paso demektir. Kaba paso çalışması esnasında zarar yok. Biraz da kesme hızınız düşük olsa ne olacak sanki? Yüzey kalitesine ihtiyacınız yok ki. Ben size yine bu dersi sıkı sıkıya iyice takip eden arkadaşlarım beni hemen anlayacaklar. Akba talaş tipi nerede teşekkül ediyordu? Sürek malzeme, yüksek kesme hızı ve düşük paso. Şimdi bunların hepsi burada ihtiyaç yok. Bir hayli yüksek miktarda talaş kaldırmak istiyorsunuz. Biz buna kaba paso ve iş parçasının üzerinden külliyetli miktarda, büyük miktarda talaş kaldırma amacına yönelik bir çalışma deriz. İşte o zaman gelin siz beni dinleyin. Buradaki dik olan benim notlarımda, ekranda görüyorsunuz. Bu video kaydına da geçmesi için yanımda notlara açıp bakmaya fırsatım yok. Kaçıncı sayfa? 100? 103. sayfada ki bu dik elips bölgesine bakın arkadaşlar. Kafa paso için bunu kullanacaksınız. Her zaman söylüyorum. 4. sınıfta özel takım tezgahları dersi için benimle tekrar karşılaşan öğrenci arkadaşlarıma da söylüyorum. Aman katalog mühendisi olmayın. Kerpiç gibi kataloglar getirirler firmalar. İstanbul telefon rehberi gibi kalın şeyler açarsın karşı. Orada bir kutu, burada bir kutu. Aa şurada şunu seçeyim. Burada onların tavsiye ettiği diye. Ne biliyorsun? Senden daha akıllı mı bir adam yoksa daha mı gerizekalı bir adam oldun biliyor musun? Evet. Bütün bütüne gerizekalı ve tamamen tehlikeli değerler vaat eden bir mühendisler grubunun elinden çıkmış değildir. Akıllı insanların elinden çıkmıştır ama senin şartların sana mahsustur. Senin filan gün filan saatte nasıl iş yapacağını o adam ne bilsin. Onun için küçük şeyi takdir etmek, küçük A'yı takdir etmek, küçük N devir sayısını takdir etmek, küçük V kesme hızıyla hangi kesme hızıyla çalışacağını takdir etmek, bunun karşılığında nasıl bir takım ömrüyle çalışırsın acaba? Bunun hesabını yapmak sana düşen bir vazifedir. Her zaman sizi şundan sakındırmışımdır. Bakın şimdi tahtaya geçiyorum. Belki de o bir saatlik çalışmamızı biraz aşacağız. Kusura bakmayın. Ne dedik? Şu Q delta eşittir. Q çarpı V dedik. Amaç bu deltayı büyütmek. Buna ustalar evimize gelip ufak tefek iş yapan ustalarımız derler ki iş kaçırmak derler. Hızlıca iş yapmak demektir o. Bizim de iş kaçırmamız nedir arkadaşlar? Büyük delta talaş debisini gerçekleştirmek. Şimdi bu dik duran elipste bu gerçek oluyor mu? Oluyor. Kaba talaş demek o demek. Deltası büyük demek. Dakika başına santimetre küp değeriyle çıkar o formül bize. Dakika başına santimetre küp değeri büyük olan bir talaş demektir.